Evde köpek beslemek çoğu zaman gayet güzeldir. Ancak evden çıktığınızda ve onları bir anlığına yalnız bıraktığınızda evinizi darmadağın bulmak işten bile değildir. Charlie ve kız kardeşi normalde çok uslu birer köpek olsalar da evde kimse olmayınca etrafı dağıtabiliyorlar. Koltuğu mahvolan sahibi köpeklerini sorgulamaya başladı. İki köpek de başta sahiplerinin sorgusuyla ilgilenmedi. Birinin de tasmasında devasa pamuk kütlesi takılmıştı. Charlie'nin kardeşiydi bu. Olan bitenin baş kahramanı o olmalıydı. Sahibi soruyu tekrardan sorunca Charlie patisiyle kız kardeşini gösterdi. Hatta bir kez değil birkaç kez yaptı bunu. Tabii ki kardeşi bunu görmüyordu. Bu komik anları vakit geçirmeden izleyelim. Stay. Who is this right here? Do you know who it was, Charlie? Charlie. It was her? That one right there? Are you sure? Who was it, Charlie? Stay. It was her. Köpekler hakkında daha önce duymadığınız ya da çok az duyduğunuz bazı bilgiler verelim. Onlarla yaşarken sadakatin ve güvenin nasıl bu kadar saf ve temiz olabildiğini görürsünüz. Öğreniyor ve her geçen gün biraz daha şaşırıyorsunuz. Köpeklerin insanoğlu tarafından evcilleştirilmesinden bu yana 12 bin yıl geçti. Ve bizler binlerce yıldır onlarla beraber eğleniyoruz, seviyoruz, üzülüyoruz ve hayatı paylaşıyoruz. Onlar sizi asla değiştirmek istemezler. Her yerde sizi takip ederler. Eve gelince sevinçten üzerinize atlarlar. Size asla kızmazlar. Size derin bir sevgiyle bağlıdırlar. Ve verdikleri bu yoğun duygulara karşılık hayattan beklentileri sadece biraz yürüyüş, yemek ve huzurla uyuyabilecekleri bir yer. Ama en çok da sevgi, dostluk, arkadaşlıktan daha öte bir kavram diye itham edilir. İnsanoğlu binlerce yıldır köpekler insanların en iyi dostudur diyor. Biz de tüm bu nedenleri aldık. Bir potu da erittik ve en önemli 7 tanesini sizin için sıraladık. 1. Köpeklerin uzun süreli anıları vardır. Köpek yahu hayvan işte ne anısı ne hatırası demeyin. Zira köpekler sizinle kurduğu bağlantıyı asla unutmaz ve bu bağın onlarda kalıcı bir etkisi vardır. Araştırmalar köpek ile göz teması kurmanın ve okşamanın insan beyninde oksitosin salgılanmasına benzer bir süreci harekete geçirdiğini gösteriyor. Buraya dikkat! Japon araştırmacılar köpeklerle sahipleri arasındaki karşılıklı bakışmanın anne ile çocuğu arasında oluşan bağlanma duygusuna benzer bir duygu oluşturduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla bu evlatların da sizinle ortak bir hayat hikayesi oluşuyor. Ve siz zaman zaman bu yolculuktan vazgeçmek isteseniz bile onların asla sizden vazgeçmediğini bilmelisiniz. Zira siz onun hayatının merkezisiniz. Köpeklerin insanların tüm erdemlerine sahip olmasına rağmen İnsanların sahip olduğu şeytani düşüncelerden de uzak canlılar olduğunu unutmayın. 2. Köpekler duygularınızı taklit eder. Köpekler sizin, yani anne ve babalarının ses tonuna ve beden diline göre davranış biçimleri geliştirir. Köpekler o anda dikkat etmiyor olsalar bile, geçmişte yaşanmış olayları hatırlama yeteneğine sahipler. Bu yeteneğe olaysal bellek deniyor. Köpekler ve sahiplerinin belirli zihinsel yetileri paylaştıklarını gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Bu nedenle üzgün olduğunuzda ya da kalbiniz kırıldığında sizi duygusal gözlerle bakan dostunuzla göz göze geldiğinizde sakın şaşırmayın. Ya da kızgın olduğunuzda sırtındaki tüyleri kabartıp havlamaya başladığında arkadaşlarınız, sevdikleriniz, çevrenizdekiler sizin duygusal devrimlerinizi umursamıyor olabilirler. Lakin köpekler heyecanlı olsanız da depresyonda olsanız da veya arafta bir yerde kalsanız da hep orada olurlar. Her zaman yanı başınızda ve sizinle aynı duyguları hissederler. 3. Köpekler mini bulaşık makinesi gibi davranırlar. Akşam yemeğini bitirdiniz. Tabağınızın içi temiz değil. Lavaboda yıkamaktan üşeniyorsunuz. Verin köpeğe tertemiz yapsın. Şaka yaptık. Bunu geçiyoruz. 4. Köpekler büyük motivasyon kaynağıdır. Köpekler en azından genç olduklarında aktif olmayı tercih ederler. Sporu, top peşinde koşmayı severler. Onların enerjisinden yararlanın ve sıkça yürüyüşe çıkarın. Hatta belki beraber bile koşabilirsiniz. Hem bu sayede onun ihtiyaçlarını giderirken beraber eğlenebilir, hem de sağlıklı bir kişi olma yolunda ciddi adımlar atmış olursunuz. Sofra başında yalnız yemek mi yiyorsunuz ve bundan sıkıldınız? 5. şıkkımız, yalnız yemek yemenize asla izin vermezler. Kim yalnız yemek ister ki? Cevap büyük ihtimalle çoğumuz için kimsedir. Korkmayın,
Çünkü eğer bir köpeğiniz varsa, akşam yemeği için daima size eşlik eden biri mutlaka var demektir. Dizinizin yanına oturacağından ve tabağınıza göz dikeceğinden emin olabilirsiniz. Bu durum bazen sinir bozucu da olabiliyor. Zira karşınızda lokmalarınızı sayan biri varken yemek yemek hiç de kolay değil. Ama sonuçta yalnız değilsiniz. İşte daha ne? Oturun da halinize şükredin. 6. Köpekler sizi satmazlar. Kaç kere ekildiniz? Tam giyinmiş, süslenmiş bir halde evden çıkacakken son dakika iptalleriyle kapı eşiğinden dönmeyen yoktur sanırım. Eğer köpeğiniz varsa endişelenmenize gerek yok. O sizin için hep orada olacak ve asla kendinizi yapayalnız hissetmeyeceksiniz. Ekildiniz mi? Alın dostunuzu, çıkın yürüyüşe. Siz birbirinize yetersiniz. 7. Köpekler nasıl yaşayacaklarını bilirler. Basitçe söylemek gerekirse köpekler endişe duymayan insanlar gibi davranırlar. Zira faturaları ödemek, eğitim almak, çalışmak, rahatsız edici insanlarla her zaman uğraşmak gibi dertleri yoktur. Yapmak istedikleri tek şey uyanmak, merhaba demek, dolaşmak, oyuncaklarıyla oynamak, yemek yemek ve uyumak. Sonra tekrar yemek yemek, tekrar uyumak, tekrar merhaba ve tekrar uyumak. İyi bir özet oldu bu sanırım. O kadar da kötü değil aslında. Yani köpek olmak daha iyi galiba. Elbette ki biz insanlar maalesef ki belirli sorumluluklara sahibiz. Onlar gibi yaşayamıyorsak da en azından eğer bir köpeğiniz varsa onunla dolaylı yoldan bu hayatın keyfine varabilirsiniz. Belki bu sayede biraz daha hayatı oluruna bırakabilirsiniz. Bunun için köpeklerle yaşamanız ve sadece onları izlemeniz yeterli. O zaman ne diyeyim? Köpekleri satın almayın, sahiplenin. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler. Hoşça kalın. Thank you.